Konuşmak ister misin Fırat? Tabii buyurun Sultan Hanım. Ben aslında çok şaşırdım. Ne? Senin de bu mahallede oturman. Siz burayı nereden biliyorsunuz? Uzun hikaye. Fırat, biz nereye gidiyoruz? Hastaneye. Yani sizin için sakıncası yoksa Sultan Hanım, benim Aneta teyzenin durumunu öğrenmem lazım. Çok mu sevdiğin biri? Oğlum arabayla tur atıyorsunuz, haberim var ha. Ne var ne? Anlat, söyle. Söyle, beni daha çok delirt, hadi beni daha çok delirt. Kapat. Kaderin değirmeni yavaş döner, ince öğütür. Buyur. Kaderin değirmeni yavaş döner, ince öğütür. Ne diyorsun bey amca, hey? Hayırdır? Ne oldu bakayım sana? Kim delirtti seni? Bak buraya ara sıra gel, sohbet edelim, tamam mı? Beni de delirtiyorlar çünkü. Sevdim seni. Gel, tamam mı? Konuşuruz. Bir şeyler var sende ama. Kaderin değirmeni yavaş döner, ince öğütür. Un olur gider. Demek bu defa iyi yere kapak attı Feride Hanım. Allah. Gelsin paralar. Bunca yıl baktım, büyüttüm. En doğal hakkım. Tabii. Parti başlamış. Beni niye çağırmıyorsunuz? Bensiz parti yapıyorsunuz. Bak sen. Gidelim komiser, gidelim. Hadi, bilmiyor musun? Allah kahretsin, yine mi ya? Beddua etme. İşleriniz ters gider. Aa, gördün mü? Abimi gene hapse attılar. Çok bahtsız bu çocuk ya. Ama ben bu filmi daha önce izlemiştim. Siz de izlediniz mi? Ha?
Nihir Hanım? Of Kerem, of! Girmiyor muyuz? Giremem. Neden diye sormayayım bence. Sultan Hanım, kusura bakmayın ya. Ben sizi buraya kadar peşimden sürükledim. Ama onun durumunu öğrenmem lazım. İsmi ne demiştin? Aneta. Değişikmiş. Sultan ne yapıyorsun? Sultan nereye gidiyorsun? Sen merak ediyorsun. Ama giremiyorsun. Ben girebilirim. Ya. Bekle burada. Sultan, Sultan. Hayat ne tuhaf. Eskiden en çok seninle kavga ederdim. Sana kızıp kendimi dışarı attığımda öfkemi insanlara sararak alırdım. Sen gidince sanki her şey düzelecekti. Ama sen gidince her şey çöktü. Şimdi en çok seni arıyorum. Keşke şimdi burada olsa da yine kavga etsek diyorum. Ha? Ne dedin? Bırak şimdi bunları mı diyorsun? Olur. Dükkan. Dükkan aynı babam. Bıraktığın gibi işte. Alamet'le beraber yürütüyoruz. Salih babam. O da iyi çok şükür. Geçen bana bir kızdı. Ama haklıydı. Benim ayarlar bir kaydı da. O da korktu tabii. Beni biliyorsun baba. Benim ayarlar gidince bir süre zor. Öyle kalıveriyor. Yok yok. Aldım gönlümü Salih babanın. Mahalle. İyi ya, mahallede herkes iyi. Merak etme. Bir tek Aneta teyzenin kafa bugünlerde bir gidip geliyor ama... yaşlandı tabii artık. Normal. Ne? Aşk olsun baba ya. Ben sana yaşlı mı dedim? Yapma. Haklısın. Dalgınım biraz. Bu aralar biraz. Ne bileyim baba ya. Ya bak geçen gün bir şey oldu. Dedim ya Salih baba zaten kulağımı çekti de. Yine de. Aslında uzun zamandır iyiydim. Ama o adam, o hanımefendiye öyle davranınca sanki birden annemle üvey babam olacak o adama gitti kafam. Sanki sakin odamın içinde otururken biri gelip kapıyı açtı da o dışarıda bıraktığım öfkem bir anda içeri daldı. Fırtına gibi böyle. Kapıyı kapattım. Ama o his. Baba. Korkuyorum baba. O andan beri içime bir yalnızlık çöktü kaldı. İçimde böyle garip, ne bileyim tanımlayamadığım, böyle adını koyamadığım bir yalnızlık var baba. Sanki
Sanki o hücreye geri dönmüş gibiyim. Tekin Bey, ilaç zamanı geldi. İçeri almam lazım Ender amcayı. Tamam. Baba, başını şişirdim. Hakkını helal et, olur mu? Allah'a emanetsin babam. Geleceğim ben yine. Sevim teyze. Sevim teyze. Fırat. Ne oldu, nasıl Aneta teyzenin durumu? Girsene kendin görsene oğlum. Sevim teyze. Nedir durum? Oğlum. Yani bir süredir tuhaftı zaten. Ya, o hırsızların geldiğinden beri böyle. Hı. Hırsız mı? Hı. Ne hırsızı Sevim teyze? Az çık açık anlatsana şunu. Oğlum, Aneta teyzenin evine hırsızlar girdi ya. Bütün evi talan ettiler. O mendeburlar yüzünden kafasını çarptı kadın. Hatta polis çağıralım dedik. Yok dedi, diretti. Sanki birini koruyor gibiydi. O günden beri de bir tuhaf davranıyordu. Fırat. Oğlum. Fırat. Oğlum. Kavga ettim diye eve gitmemek olmaz değil mi? Ya bu konuyu sonra konuşuruz Süleyman amca. Fırat. Teyze, saklanmam lazım. Ne oldu çocuğum sana böyle? Eli kırılsın. Kim yaptıysa sana bunu. Fırat yavrum. Neredesin? İyi misin? Merak ettim seni. Sabah kahvaltı etmeden çıkmışsın. Bakarız. Beni takip etmişler. Beni takip etmişler. Özür dilerim.
Özür dilerim. Benim şu babamın istediği çok önemli dosyaları nereye sakladı? Evet. Bakalım nereye aa! Kasa varmış burada. Kasaya mı sakladı? Ne yaptın şifreyi? 000 mı? Bakalım. 00 00 değilmiş, gördün mü? Dosya yok. Bil bakalım dosya niye yok? Çünkü abin dosyayı ortada bırakmayacak kadar zeki. Hı. Bu ne? Kerem, ne işin var burada? Nehir. Yine kapıyı çalmadan girdin. Aldamadım galiba. Benim bir pozum var. Sen gireceksin, ben döneceğim. Sonra kalkacağım. Böyle. Bir de unuttuğum bir şey var galiba. Ben patronum. Biliyorum Kerem Bey. Bey ağzına ne kadar yakışıyor bir bilsen. Biliyorum da Aziz'in odasında ne işin var? Yarım kalan işler var. Biliyorsun ben de iş konusunda biraz obsesif olduğum için geleyim buraları toparlayayım dedim. Ele güne karşı rezil olmayalım. Bir isteğin varsa eğer? Bir isteğin varsa eğer seni aramam. Bu kadar değerli olduğumu bilmiyordum. Evet. İlgimi çekecek kadar olay yarattınız. Ben. Neyse ki artık içeride olacağınız için ben de diğer işlerimle ilgilenebileceğim. Anladım. Peki. Komiserim dışarı gelir misiniz? Islık sonra. Komiserim lütfen. Buyurun. Konu neydi? Sizinle konuşabilir miyiz komiserim? Sizinle diğer memur arkadaşlar. Telat cinayetiyle ilgili. Tahsin Bey'e selamlarımı iletin. Bu kez yapamayacak. Hiçbir şüpheye sebep vermeyecek delillerle buradayım komiserim. Feride Hanım, çizimlerinizin bazılarını Aziz onaylamış. Ama yeterli değil. Size bir ekip kurulacak. Zaten başka türlü altından kalkamazsın. Hem zaten niye buradasın anlamış değilim ama. Ne oldu Serpil? Aziz Bey daha önce çalıştığımız ve memnun kaldığımız tasarımcıları istemişti. Çoğunun tabii yeni anlaşmaları var. Sadece iki kişiyi boşta bulabildim ama. Bugün gelecekler. Sizin beklediğinizi söyledim. İyi yaptın.
Kerem Bey'e ne diyeceğiz? Serpil'cim, Aziz bu konuda bana tam yetki verdi ki zaten bizim aramızdaki ilişkiyi biliyorsun. Onun güvenini sarsamam. Ne olursa olsun Kerem'i bu işin dışında tutacağız. Aziz gelene kadar. Gelebilirse tabii. Selamünaleyküm Salih. Ve aleykümselam Faik. Otur hele. Madam'dan haber var mı? Yok. Maalesef. Ben de haber bekliyorum. Az konuşalım mı? Eyvallah. Nereden başlayacağımı da bilemiyorum da. Ben Feride'nin babasıyım ama sen de manevi babasısın. Hasibe Feride'yi bir türlü sevemedi. Geçenlerde işi tokat atmaya kadar vardırmış. Kızın yaşı geldi. Kolunda altın bileziği de var. Yurdunu yuvasını bilsin istiyorum. Sevim bacı yıllardır Yalçın'ı alacağım der durur. Bilirsin. Nereden bileceğim Aziz'in yaptırmadığını? Öyle olsaydı Aziz Bey silahı verirdi. Neden gizli alayım ki? Ayrıca Aziz Bey silah kullanmayı sevmez. Muhtemelen nerede olduğunu daha biliyordur. Neden yaptın peki? Uzun yıllardır yanında çalışıyorum. Kendisiyle kişisel bir husumetim var. Kimsenin dahil olmadığı. İçeri nasıl girdin? Paranın açamadığı kapı mı var komiserim? Oğlum o zaman bunu niye yapıyorsun şimdi? İstediğiniz her şeyi size verdim. Arabasını çaldım. Hepsine ait görüntüler sizde. Bütün cinayeti üzerine yıkabilmek için her şeyi yaptım. Tahminlerimi tutmadı. Hatta Talat'ı ilk ben aldım. Ben takip ettim. Telefonu bendeydi. Her şeyi ben yaptım. İsterseniz Talat'ın telefonundaki bütün görüşmeleri size verebilirim. Çünkü onları ben sildim. Otur Serkan. Ustam bana da bir çay. Abi hayırdır? Eyvallah. Aziz Bey yeniden içeri aldılar. İçerideki adam öpmüş. Bir de kurşun Aziz Bey'in silahından çıkmış.
Sıra bende abi. Bak Serkan. Yapmak zorunda değilsin biliyorsun. Değilim. Müsaaden. Bir çay daha içseydik. Başka zaman abi. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Çay alabilir miyim? Ne var, ne oldu? Komiserim, çay içiyor. Verin. Emredersiniz. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin Aziz. Seni böyle alamazlar. Baba. Biz Yalçın komiserimle gayet iyi anlaşıyorduk. Sana bu işe karışmamanı söylemiştim. Baba oğul gidin kavganızı başka yerde yapın. İkiniz de buraya. Çıkamayacak şekilde tıkana kadar peşinizi bırakmayacağım. Vay. Tehdit mi ediliyoruz? Yalçın komiser. Yo, hazırlanın diyorum. Ne oldu? Uzun kaldım biraz. Senin şu endişe ettiğin çocuğa görünmeden bilgi almak istedim de. Hayati tehlikesi yok. Ama henüz bilinci açılmamış. Çok teşekkür ederim Sultan Hanım. Çok sağ olun. Ben sizi gideceğiniz yere kadar bıraksam sonra tekrar buraya geri dönsem sizin için sorun olmaz mı? Yok, ben içerideyken beni bir arkadaşım aradı. Almaya geliyorlar beni. Okula gitmem lazım. Asıl sen kusura bakma gitmek zorunda olduğum için. Teşekkür ederim komiser. Bir yerde hata yapacaksınız. Bir gün, bir yerde, bir anlığına bir hata yapacaksınız. Ve ben o an orada olacağım. Sen mi söyledin Serkan? Serkan artık bir çay borcum var. Geride bıraktıkları. İlgileniyorum. Serkan'ın yaptığı hatanın bedelini geride bıraktıklarını ödetmeye. Merak etme sen. Bizzat ben ilgileniyorum. Kerem'le hesaplaşmanın vakti geldi Altan. Büyük fırtına çıkacak. En az hasarla atlatmamız lazım. Olaylar olaylar. Ay Fırat'ı çok ihmal ettim. En güvendiğim adam Fırat. Yine telefon açmıyor. En güvendiğim adamı, en sevdiğim insanı yanına koydum.
En güvendiğim adama ulaşamadığım için en sevdiğim insana asla ulaşamıyorum. Yaktım seni Fırat. Serpil gel. Bütün tasarımcıları odama bekliyorum. Toplantı için. Tamam Kerem Bey. Uzun zamandır görüşemedik. Bir kahveni içmeye geliyorum. Büyük bir temizliğe ihtiyacım var. Madem sen duracağın yeri bilmiyorsun, ben sana öğretmesini bilirim, yalçın komiser. Feride Hanım, bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Ne olursa olsun Aziz Bey sizin patronunuz. Böyle konuşmayı size yakıştıramadım. Ayrıca Kerem ve Aziz'den sonra en yetkili kişi benim, biliyorsunuz. Nehir Hanım, eğer güç gösteriniz bittiyse sizi odama bekliyorum. Gülmek için erken. Alo Yalçın. Neden serbest kaldı yine? Anlatırım Feride. Şu an işlerim var ama. Adam sürekli dört ayağı üstüne düşüyor. Su gibi. Görüyorum biliyorum ama tutamıyorum. Avuçlarımın içinden kayıp gidiyor. Şimdi kapatıyorum. Tamam. Aziz. Anlatmayacakmışsın. Neyi? Ne oldu? Niye aldılar? Nasıl çıktın? Hayır Nehir, anlatmayacağım. Şu an daha önemli işlerimiz var. Lütfen işe odaklanalım, bana değil. Gelin Serpil Hanım. Geçen gün konuştuğumuz konu. Bugün harekete geçiyoruz. Nehir, Kerem bu defa çok ileri gitti. Sizi biliyorum ama endişelenmeden edemiyorum. Haklısınız da. Ama aylardır bizi soktuğu krizin haddi hesabı yok Nehir. Ben onun arkasını toparlamaktan yeni girişimlere vakit ayıramıyorum. İkiniz bana yardım edeceksiniz. Ben bu işi neticelendirene kadar Kerem'in hiçbir şeyden haberi olmaması gerekiyor. İçeriden hiç kimseye hiçbir şey söylemeyin. Bu konu sadece üçümüz arasında kalacak. Tahsin Bey. Yönetim kurulunu bugün içerisinde toparlayabilir misiniz? Elimizden geleni yaparız. Güzel. Serpil Hanım, son 6 ay içerisinde Kerem krizlerinin bizde açtığı maddi zararı raporlayabilir misiniz? Tabii Aziz Bey. Ben de bu sırada ortaklarımızla görüşüp bilgi vereceğim. Aziz Bey, Kerem Bey az önce tüm tasarımcılarla toplantı istedi. Çok güzel. Hemen ayarlayın. Oyalansın biraz. Bu arada sizi bu işe bulaştırdığım için ikinizden özür dilerim. Ama Kerem bana başka bir çare bırakmadı. Hadi başlayalım. Lan ne kadar zormuş iş bulmak ya. Aa, gökte ararken çöpte buldum, şansa bak. Alo, ben iş ilanınız için aramıştım. Şartlarınız çok iyiymiş ama ben öğrenciyim. Gerçekten mi? Tamam o zaman ben açık adresinizi alayım. Abi, kalk hadi geldik. Ne var Kerem? Aslında bir şey yok. Şeyi merak ettim. Ya tabii önce hoş geldin demek isterim. Ama nasıl çıktın içeriden? Ha, anlatsana. Taktik versene, senin bu hamlelerine bayılıyorum. Kerem. Hı. Görmüyor musun, çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ha. Biliyor musun, tek idolüm sensin. Ben de böyle çalışıyorum. Ben odama gidip çalışayım o zaman. Benim koltuk daha rahat. Kolay gelsin.
Sonuçlar hazır mı? Geçmiş olsun. Teşekkürler. Necmi abi? Neler oluyor? Ne diyorlar? Vallahi abi bir şey diyemiyorlar. Oradan oraya koşturup duruyorum. Çözemedikleri bir şey var herhalde. Vallahi ameliyat diyorlar. Sonra vazgeçiyorlar. Vallahi ben de anlamadım abi. Ameliyat için imza verecek bir yakını var mı diye sordular. Ben de şey dedim ya. Yok dedim. Yakınım falan kimsesiz. Kadın mı? Ne var ne yok. Ne çektilerse. Tahliller, mahliller her şeyi topla. Tamam. Salih Baba'ya götür. Niye ki? Sen dediğim yap. Hadi. Tamam. Hoş geldiniz. Aziz Bey birazdan iştirak edecek ama kendisi gelmeden önünüzdeki dosyaları incelemenizi rica etti sizden. Teşekkürler. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle özür dileyerek başlamak istiyorum. Biliyorum hepinizin programı çok yoğundu. Ama acil bir durum olmasaydı sizi buraya kadar getirtmezdim. Asistanımın dağıttığı dosyaları incelediğinizi düşünüyorum. Kardeşim, Kerem Saltuğ'un 3 ay içerisinde verdiği zararın detaylı raporunu gördünüz o dosyada. Bunu kasten ve hiçbir dış etken olmaksızın yaptığını gördüm. İşte bu yüzden her birinizin imzalı onayıyla kendisini holdingdeki imza yetkisinden mahrum bırakmayı ve hazır giyimin başından alma talebimi fikirlerinize ve onaylarınıza sunuyorum. Aziz Bey, babanız Tahsin Bey'in de bu toplantıda olması gerekmiyor muydu? Eğer öyle olsaydı Tuğrul Bey, kendisi burada olurdu öyle değil mi? Başka? Ailenizde savaş açıyormuş gibi görünüyorsunuz. Peki, bizi buna alet etmediğinizi nereden bilelim? Handan Hanım, sizi olmayan bir şey için ikna etmeye mi çalışıyorum sizce? Hı? Elinizdeki dosyada detaylı raporlar var. Ve sorduğunuz sorudan anladığım kadarıyla size ait bölümü iyi incelememişsiniz. Hazır giyimde yaşanan şu anki kriz en çok sizi etkiliyor. En çok siz para kaybediyorsunuz. Vereceğimiz bu karar her birimizi etkileyecek. Sonuç iyi ya da kötü olsun. Çıkan sonuca hep birlikte katlanacağız. Bakın, sizi ikna edebilecek kadar uzun zamandır bu holdingin başındayım. Eğer bu süre içerisinde size güven inşa edemediysem, burada birlikte oturmamızın ne anlamı var? Eğer bana hala güvenmeyen birileri varsa, lütfen bu odadan çıksın. Hepimiz oturduğumuza göre bu güvene inanarak ilk defa böyle bir eyleme geçiyorum. Çıkan bu krizi bertaraf edebilmem için sizden aldığım güçle hemen buradan çıkmam gerek. İmzalayalım. Faik abim sıcak bakıyor yani bu işe.
Çok. Ya evet ama Yalçın'a sormadan böyle bir şey yapmak... Ama ne olur Süleyman, yani o benim kardeşim, ben biliyorum değil mi? Ya evet ama anne yani yine... Hadi kızım, tamam hadi hadi hadi. Hadi ne bileyim ya. Ben geldim. Yalçın. Canım kardeşim gel. Gel otur şöyle, seninle konuşacaklarım var. Yalçın. Hadi hadi konuşursunuz siz. Bir çorba verseydin öyle konuşsaydık. Tamam sen otur, çorba var bak. Kardeşim, canım benim. Bak ben gerçekten gideceğim. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Vay. Öncelik benim aç olmam değilse mevzu bayağı önemli ha. Evet, önemli. Anlat bakalım, dinliyorum. Tamam. Şimdi Faik abimle konuştuk. Feride'yi sana istiyoruz. Ne? Keşke bana da haber verseydiniz abla. Bakalım ben istiyor muyum? Şimdi evet desem bir türlü, hayır desem bir türlü. Ne yaptın abla ya? Feride ile ben kardeş gibi büyüdüm. Bir kere bile yan gözle bakmadım ben ona. Nasıl bir durumun ortasına bıraktın beni, farkında mısın? Bir de yangından mal kaçırır gibi hemen yarın. Feride'nin haberi var mı? Evet. Yangından mal kaçırıyoruz. O Hasibe cadısı Feride'ye tokat atmış. Kız buraya geldi ağlıya benim yüreğimi ciğerime elime verdi gitti. Senin bundan haberin var mı? Abla, anne kız onlar. Feride doğmuş, gelmiş, anlatmış. Her halenin içinde olur böyle iniş çıkışlar. Tamam, yani sen istemiyor musun? Bana sorsaydın hayır derdim. Şimdi hayır desem Feride'yi istemiyor olacağım. Nasıl bakacağım ben Faik amcanın yüzüne? Ama Faik amcan senin adını duyunca gözlerinin içi parlıyor. Konuşuruz abla. Düşünmem lazım. İyi madem. Ben gidiyorum. Nereye ya? Ay dayı. Bugün Aneta teyze sen annemin önünde bir düş, bir bayıl. Buranın be alacakaranlık kuşağı gibi. Küçük hanım, buraya giren çıkamaz.